Hepimizin günlük hayatımızda spor yaptığı dönemler olmuştur. Peki hiç düşündünüz mü? Acaba profesyonel bir sporcu olmakla sağlıklı yaşam için spor yapmak arasındaki fark tam olarak nedir? Dilimize Arapçadan geçmiş, anlamı oldukça kesin 7 harfli bir kelime. Rekabet. İşte sağlıklı yaşam için spor yapan insanlarla spor yapmak için sağlığını tehlikeye atanları birbirinden ayıran yegane fark budur. Yarışma arzusu ya da bir başka deyişle rekabet etme güdüsü. Yarışmak güzeldir, hele bir de gerçekten size denk bir rakip bulduğunuzda tadından yenmez. İşte o zaman bu rekabet hem yarışanlar hem de onu izleyenler açısından tarifi mümkün olmayan, unutulması güç anılar ortaya çıkarır. Fenerbahçe, Galatasaray. 100 yılı devirmiş köklü bir rekabet. Dünyadaki pek çok ateşli derbinin tersine, iki tarafın farklılıklarından doğmamış, aksine birbirlerinin tam denge olmaları sebebiyle ortaya çıkmış mutlak bir rekabet. Hastalık bu futbol bugün Mutlak Rekabet Türkiye serisinin yeni içeriğiyle 2017-2020 yılları arasını kapsayan 3. bölümüyle karşınızda. Eğer 2011-2017 arasında oynanmış derbilerden oluşan serinin ilk 2 bölümünü izlemediyseniz belki bu videodan sonra tam sırasıdır. Önceki 2 bölümde de bahsettiğimiz gibi tarihi eğip bükmek gibi bir amacımız, bir tarafı diğerinden üstün göstermek gibi bir gayemiz hiçbir zaman olmadı. Tek derdimiz yaşananları, yaşandığı günün atmosferi ve yaşandığı sırayla nakşetmek. Abone olmak ve beğenmek için kısacık bir ara verdikten hemen sonra bıraktığımız yerden yani 2017 yazından başlayıp 2020'ye kadar ilerleyeceğiz. Dışarıda Fenerbahçe'de oynamak hiç kolay değil. Maçın skoru bizim işimize gelmiyor. Arkadaşlar. Yani böyle bir istatistik mi olur? 50 sene yenmesek ne olur? Dinlendirdikçe de tabii kötü adam oluyorum. Aklımı helal etmiyorum. Bu oyun böyle bir oyun değil. Benim hiç şikayet ettiğimi duydunuz mu? Beraber kaldığımız için mutlu olduğumuzu falan kimse sanmasın. Sen şimdi artık hak diyorsun. Hak. Ya Fenerbahçe'nin üstünlüğü tartışılmaz. Biz çok şey oynadık. Muhteşem bir oyun oynadık. Avantajı engelleyerek şampiyonluktan ettik. Burger King sunar. Başkanlığının ilk yılında transfer politikaları ve teknik adam tercihleriyle oldukça ağır eleştirilere maruz kalan Dursun Özbek yönetimi 2017 yazında büyük bir transfer taarruzuna imza atarak kadroyu neredeyse baştan aşağı yenilemişti. Galatasaray sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Hırvat teknik adam Igor Tudor'un taraftarın gözünde pek bir kredisi yoktu. Galatasaray taraftarının Avrupa kupalarına ne kadar büyük bir önem atfettiğini bilirsiniz ve sezon başında yaşanan Östersund faciası öyle kolay kolay unutulacak cinsten değil. Üstelik son dönemin en sevilen oyuncusu Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasında Tudor'un etkili olduğuna dair bir ön kabul mevcuttu. Ayrıca önceki sezonun ortalarında görevi Riekerink'ten devralan Tudor'un Galatasaray'ı o tarihten beri çıktığı hiçbir büyük maçta tek bir gol dahi atamamıştı. İşte Igor Tudor'un bu talepkar camiada görevinin başında kalabilmesi için belki de ihtiyacı olan tek şey şöyle fiyakalı bir derbi galibiyetiyle güven oyu toplamaktı. Hele de o günlerde milli takımdan yeni ayrılan Fatih Terim'in adı başının üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanırken. Fenerbahçe cephesinde ise durumlar çok daha farklıydı. Ali Koç'un 2018'de yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu resmen açıklamasıyla birlikte camia bir takım iç çekişmeler yaşıyordu. Fenerbahçe Şampiyonluk Kupası ve Şampiyonlar Ligi müziğine son 20 yılda hiç bu denli uzak kalmamıştı. Buna rağmen Aziz Başkan'ın takındığı Fenerbahçe için en doğrusunu en iyisini ben bilirim tavrı artık camiada pek bir karşılık bulamıyordu. Taraftarların büyük bir kısmı artık Yıldırım döneminin bitmesi gerektiğine inanıyor ve bunun bir an önce gerçekleşmesi için Kadıköy'deki maçlara gitmeyerek protestosunu ortaya koyuyordu. Bir kısmı ise artık başarılarıyla göğüslerini kabartan basketbol takımını desteklemek için Ataşehir'i mesken tutmuştu. Koşullar ne olursa olsun Çubuklu'nun peşinden gidip Kadıköy'den ayrılmayanlar da vardı elbette. Ancak sezon başında takımın Vardar'a elenmesi onların da şevkini büsbütün kaçırmıştı. Teknik adam Aykut Kocaman büyük bir baskı altındaydı. 22 Ekim 2017 akşamı ligin 9. haftasında
haftasında Galatasaray ev sahipliğinde iki takımı karşı karşıya getiren maç öncesi Galatasaray 22 puanla lider, Fenerbahçe 14 puanla 6. sıradaydı. Her iki takımın değilse de onları çalıştıran her iki teknik adamın da galibiyete şiddetle ihtiyaç duyduğu, mağlubiyeti asla istemeyecekleri, beraberliğin ise hiç kimsenin işine yaramadığı bir derbiydi. Ve bilirsiniz böyle derbiler genellikle berabere biter. Özellikle Galatasaray cephesinde bu karşılaşmaya üçlü savunma düzeniyle başlayan ve bir hedef maçı daha golsüz kapatan Tudor yine eleştirilerin hedefindeydi. Younes Belhanda bir itirazdan, diğeri ise hakemi aldatmaya yönelik hareketten iki sarı kart görerek 73. dakikada oyun dışı kalmış ve Türkiye kariyerinde gördüğü 6 kırmızı karttan ilkini bu maçta almıştı. Tudor'un 89'da 0-0'lık skoru korumak adına yaptığı Feguli Ahmet Çalık değişikliği tepkilere neden olurken, Fenerbahçe cephesinde ise rakibi 10 kişi kalmasına karşın çift ön liberolu sistemini bozmayan Aykut Kocaman da aynı meslektaşı gibi eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu sonucun ardından her iki kulüpte de önemli gelişmeler yaşandı. Devamındaki 2 haftada da puan kayıpları yaşayarak zirvenin epey uzağında kalan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman istifanın eşiğine gelmiş, ancak sezon sonuna kadar takımın başında kalması için ikna edilmişti. Takip eden 5 maçı üst üste kazanarak puan farkını kısa sürede eriten sarı lacivertliler ligin ikinci yarısı için artık daha umutluydu. Sarı kırmızılı camia ise tabiri caizse çalkalanıyordu. Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'a 2-1, Başakşehir'e 5-1, Beşiktaş'a ise 3-0 kaybeden Tudor'un suyu iyice ısınmıştı. Galatasaray'ın başında çıktığı son maçta yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybederek liderlik koltuğunu da Başakşehir'e kaptıran Hırvat Hoca 16. haftada görevden alındı ve yerine beklendiği üzere Fatih Terim getirildi. Üstelik bu değişim bununla da sınırlı kalmayacaktı. Başkan Dursun Özbek o dönem muhaliflerin baskın seçim şeklinde adlandırdığı ani bir seçim kararı almış, ancak genel kurulda güven tazeleyememiş ve koltuğunu kaybetmişti. Galatasaray sezonun tam ortasında hem yönetimini hem de teknik direktörünü değiştirerek yine bir şeyler deniyordu. Terim'in geri dönüşüyle sağladığı sinerji Galatasaray'ı 26. haftada Kadıköy'de oynanacak derbi öncesinde yeniden zirveye taşımıştı. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin 6 puan gerisindeydi. 17 Mart 2018 akşamı rakibini deplasmanda tam 18 yıldır yenemeyen sarı kırmızılılar hasreti bitirmek, Kadıköy'deki psikolojik üstünlüğüne güvenen Fenerbahçe ise puan farkını 3'e indirmek için sahadaydı. Maç öncesinde Fenerbahçeliler 18 yıldır devam eden bu filmi kaderinden kaçamazsın şeklinde özetleyen bir koreografi hazırlamıştı. Oldukça ortada geçen bir maçtı. Her iki takımın yakaladığı gol fırsatları, artık bu tip maçlara son derece alışkın olan Volkan Demirel ve Fernando Muslera ikilisinin eldivenlerinde eridi. Geri Rodriguez'in sol çaprazdan Volkan'a nişanlaması, Giuliano'nun Muslera öndeyken topun dibine giremeyişi, Fernando'nun karşı karşıya kalıp topu Muslera'ya teslim ettiği pozisyon, Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı ve aile facialarına sebep olan gol şansı. 90 dakika sona erdiğinde skor tabelasında bir kez daha 0-0 yazıyordu. Belki seri 19 yıla uzamıştı, ancak bu sonuçtan daha fazla memnun olan tarafın konuk ekip olduğuna şüphe yoktu. Nitekim sezon sonunda mutlu sona ulaşarak 21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmanın heyecanını yaşarken, Boğaz'ın diğer yakasında Fenerbahçe'yi tarihinin en radikal değişimi bekliyordu. ...2018 yazı Fenerbahçelilerin uzun süredir beklediği bir haberi müjdeledi. Ali Koç, Ağustos ayında yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ı büyük bir farkla geride bırakarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 33. başkanı seçildi. O günlerde neredeyse bir kurtarıcı gözüyle bakılan Ali Koç'un başkanlığının ilk günlerinde camiaya aşıladığı pozitif enerjiyi eminim hatırlarsınız. Sportif direktör olarak Fransız futbol adamı Damian Comolli ile anlaşan Ali Bey, kısa süre içerisinde futbol takımını yeniden yapılandırmayı hedeflemişti. Ancak bu yeni yapı henüz inşaat aşamasındayken yıkılma noktasına gelecekti. Öyle ki Ali Koç, yıllar sonra ilk geldiğimiz dönemde çok fazla taşı yerinden oynattık ve bu bir hataydı şeklinde bir itirafta bulunacaktı. Comolli'nin teknik adam olarak tercih ettiği Hollandalı Philip Cocu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 15 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya kaybedildi, takım ligde küme düşme hattına demirledi. Pek çok kişi ligin 11. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi
Aksine Filip Koku'nun kaderini belirleyecek maç olarak bakarken yeni yönetimin artık sabrı yoktu. Ankara Gücü deplasmanında 10. haftada 5. yenilgisini alan Koku'yla yollar ayrıldı ve geçici bir süre için yardımcısı Erwin Koeman'la devam kararı alındı. Fenerbahçe tarafında durumlar bu derece kaotikse Galatasaray'da işler yolunda olmalı diye düşünebilirsiniz. Ancak Sarı Kırmızılıların da kendilerine ait sorunları vardı. Uzun süre sonra yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Lokomotiv Moskova ve Schalke 04'lü D grubuna düşerek epey şanslı bir kura çeken Galatasaray'da yönetim transferin bitmesine kısa bir süre kala ligin gol kralı Buffett'in bir Gomis'i Suudi Arabistan'a satmıştı. Dönemin transferden sorumlu yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Gomis yerine bir değil iki golcü transferi yapacağız şeklinde bir söz vermesine karşın Cimbom sezona forvet rotasyonunda Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le başladı. Yine de işler beklenildiği kadar kötü gitmemişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçtan 4 puan çıkartan Terim'in takımı 11. haftadaki Fenerbahçe derbisine çıkarken ligde lider Başakşehir'in sadece 2 puan arkasında 2. sıradaydı. Sarı Kırmızılılar zaten kötü durumda olan rakibini yenip zirveye daha da sıkı tutunmanın planlarını yaparken Fenerbahçe'de çoğu zaman olduğu gibi derbinin parolası yine aynıydı. Galatasaray'ı yen ve çıkışa geç. Sarı Kırmızılı tribünler merkezinde bir Fatih Terim figürünün yer aldığı bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük koreografisiyle ezeli rakibini karşılarken maç tam da ev sahibinin istediği gibi başlamıştı. 31. dakikada Ryan Donk'un attığı golle öne geçen Galatasaray devrenin sonuna doğru peş peşe goller kaçırıyor. Fenerbahçeliler soyunma odasına sadece 1-0 geride girdikleri için kendilerini şanslı sayıyordu. İkinci yarıya da kaldığı yerden devam eden Galatasaray 49. dakikada Martin Linnes'in ayağından bulduğu şık bir golle farkı 2'ye çıkardı ve taraftarı için derbiyi adeta bir şölene çevirdi. Fenerbahçe'yi bu kadar kötü durumda yakalamış ve 2-0'da öne geçmişken artık Galatasaraylıların tüm beklentisi tarihi bir farka koşmaktı. Tribünler Galatasaraylı oyuncuların her pasıyla birlikte oley çekiyordu. Belki de oluşan bu gayri ciddiyetsiz atmosfer sarı kırmızılı oyuncuları olumsuz etkilemişti. Zira Fenerbahçe hiç hissettirmeden oyuna yavaş yavaş ortak olmaya başladı. Bu maç aynı zamanda VAR sisteminin kullanıldığı ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olma özelliği taşıyordu. 66. dakikada hakem Fırat Aydınus'un VAR uyarısıyla hükmettiği penaltı maçı bir anda yeniden ortaya getirecekti. Valbuena'nın golüyle farkı 1'e indiren Fenerbahçe 6 dakika sonra Jailson'un ceza yayı üzerinden yaptığı şık plaseyle skoru eşitliği verdi. Galatasaraylı tribünler, oyuncular ve hatta yedek kulübesi maçın nasıl bu noktaya geldiğinin şaşkınlığını yaşarken Fenerbahçe son dakikalarda Şikertel ve Elif Elmas'la akıl almaz goller kaçırarak tarihi bir geri dönüşü kıl payı ıskaladı. 2-2 sona eren maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı. Çıkan kavga sebebiyle Galatasaray'da Geri Rodriguez 3, Ryan Donk 6 ve Badou Ndiaye 5 maç ceza alırken Fatih Terim hakem Fırat Aydınus'a verdiği tepki ve sonrasında yaptığı açıklamalar sebebiyle 10 maç boyunca kulübeden men edildi. Fenerbahçe cephesinde ise Belhanda'ya attığı tokatla olayların fitilini ateşleyen Jailson 8, Soldado ise 6 maçla cezalandırılmıştı. Zaten sezonun geri kalanına dair bir iddiası kalmadığı için Fenerbahçe'nin bu cezalardan çok fazla etkilenmediği düşünülebilir. Ancak Galatasaray 3 önemli oyuncusundan ve teknik direktöründen ayrı kaldığı bu süreçte 14 maçta sadece 2 galibiyet alabildiği felaket bir döneme girdi. Sanki Jailson'un Belhanda'ya attığı o tokat sadece fiziksel bir darbe değil, aynı zamanda sarı kırmızılı takımın tüm dengesini alt üst eden psikolojik bir darbeydi. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve ligde 5. sıraya kadar gerileyen Galatasaray cezası biten oyuncuların sahaya, hocasının kulübeye dönmesiyle birlikte formunu yavaş yavaş yükseltmeyi başardı. Ara transferde yapılan hamlelerle birlikte yeniden şampiyonluk için iddialı bir konuma gelen Cimbom, Terim'in sergilediği liderlik sayesinde umutlarını bir an olsun kaybetmedi. 24. haftada Erzurumspor deplasmanında yaşadığı puan kaybıyla lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen takımını 8'de kapanır 18'de sözleriyle ayağa kaldırdı. 28. haftada Kadıköy'de oynanacak rövanştan önce fark 6'ya inmişti bile. Galatasaray neredeyse çeyrek asır süren bu galibiyetsizlik serisi boyunca bazı maçları gerçekten rakibinden çok daha kötü oynadığı için kaybetmiştir. Ancak bazılarında sırf kazanmayı çok istediği için aşırı motivasyondan kaybetmiştir. Oysa bu sefer durum farklıydı. Bu kez şampiyonluk için gerçekten de kazanmak zorunda olan taraftı. Fenerbahçe ise Koku'nun ardından Koeman'la da aradığını bulamamış ve sezon ortasında takımın başına son şampiyon hocası Ersun Yanal'ı getirmişti. Onun gelişiyle takım biraz toparlansa da haftalar boyunca küme düşme hattından çıkamadıkları ve dolayısıyla bir an önce bitmesini istedikleri bir sezon olmuştu bu. Ve sezon sona ermeden hemen önce de ezeli rakiplerine şampiyonluk yolunda bir çelme takabilirlerse ne ala. Kadıköy sakinleri yılların
Kadir'in getirdiği güvenle nasıl olsa bizi burada yenemezler diye düşünüyor ve mağlubiyeti aklının ucundan bile geçirmiyordu. Oysa ilk yarının sonlarında Hasan Ali Kaldırım'ın gördüğü kırmızı kartla birlikte Galatasaray galibiyet için son 20 yılda hiç olmadığı kadar avantajlı konumdaydı. Oyun tek kaleye döndü, Galatasaray baskısını her geçen dakika arttırdı ve 66'da Onyekuru'nun attığı golle öne geçti. Maçı izleyen taraflı tarafsız herkesin fikri aynıydı. Eğer Galatasaray hem skor hem de sayısal üstünlüğü ele geçirdiği bu maçı bile kazanamazsa Kadıköy'de başka ne zaman kazanabilirdi ki? Golden sadece 5 dakika sonra sarı kırmızıların uzun süre faul itirazında bulunduğu bir pozisyonda Elif Elmas'la beraberlik golünü bulan Fenerbahçe, kalesi olan Kadıköy'ü bir kez daha savunmayı başarmıştı. Açıkçası böyle bir travmanın ardından başka bir takım olsa kolaylıkla dağılabilir, hedeften uzaklaşabilirdi. Ancak Terim yönetimindeki Galatasaray kalan maçlarda puan farkını erittiği gibi 33. haftada direkt rakibi Başakşehir'i mağlup ederek ligde 22. kez mutlu sona ulaştı. Ezeli rakibine karşı istediği sonuçları bir türlü alamasa da sezon sonu geldiğinde Galatasaray bir şekilde kupaya uzanmasını biliyordu. Fenerbahçe ise kelimenin tam anlamıyla unutulmak istenen bir sezonu geride bırakıyordu. Her yeni sezon yeni umutlar anlamına gelir. Bu oyunun belki de en güzel yanlarından biri budur. Önceki yıl siz ya da rakipleriniz ne yapmış olursa olsun bir sonraki sezon herkes sıfırdan başlar ve yeniden deneme fırsatına sahip olur. Yeni formalar, yeni transferler, belki yeni bir teknik adam ama hepsinden önemlisi yeniden yeşeren umutlar. O güne dek bildiğimiz tarifiyle Ersun Yanal her zaman temposu yüksek, maceralı oyunlar oynatan bir teknik adam olmuştur. Ve bu futbolun oynanabilmesi için sezon başında gereken yüklemelerin yapılması, oyuncu kadrosunun bu tempolu oyunu oynamaya hazır olması gerekir. Fenerbahçe takımı o yıl taraftarlarını endişeye sevk eden bir yaz dönemi geçirmişti. Hem transferler hem de hazırlık dönemi soru işaretleriyle doluydu. Belki de Audi Cup organizasyonunda çok güçlü rakiplerle karşılaşması takımın olduğundan daha kötü gözükmesine sebep olmuştu. Ancak ligin ilk maçında Kadıköy'de Gaziantep karşısında yaptıkları 5-0'lık güçlü başlangıç Fenerbahçelileri yeniden havaya sokmak için yeterliydi. Emre Belözoğlu'nun dönüşüyle yeniden üstlendiği liderlik rolü ve Vedat Muriç'in beklentilerin çok üstüne çıkan performansı ve Luis Gustavo'nun orta sahayı toparlamasıyla birlikte Fenerbahçe yeniden şampiyonluk hayal ettiren bir takım hüviyetine kavuşuyordu. Galatasaray'daysa bütün yaz gündemi meşgul eden konu Radamel Falcao'ydu. Önceki sezona forvetsiz başlayan ve devre arasında gelen Cagne'den memnun kalmayan Galatasaray yönetimi hem hocasının hem de taraftarının gönlünü almak amacıyla Falcao için gözünü karartmıştı. Üstelik bu transfer döneminde sadece Kolombiyalı golcü değil, Jean-Michel Seri, Mario Lemina, Steven Nzonzi, Ryan Babel ve Florin Andone gibi pek çok kariyerli oyuncuyu kadrolarına kattılar. Haliyle taraftarın beklentisi arşa çıkmıştı. Terim yönetiminde böyle bir kadroyla 23. şampiyonluk artık çantada keklik gibi gözüküyordu. Ama asıl önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almaktı. Ne var ki takıma katılan oyuncuların pek çoğu hazır vaziyette gelmemiş ve sezon başı kamp dönemine yetiştirilememişti. Hoca ideal bir 11 bulmakta ve oyun oturtmakta zorlanıyordu. Sanırım ezeli rakip ekiplerin taraftarları arasında bir anket yapılsa büyük çoğunluk bu derbinin ligin ilk haftalarında oynanmasını istemez. Her iki takımın da henüz hazır olmadığı bu dönemde oynanan derbilerde genellikle amaç kazanmaktan ziyade kaybetmemek olur. Çünkü kimse bu mevsimde derbi kaybedip kredisini azaltmak istemez. Doğal olarak da savunma güvenliğinin daha ön planda olduğu, gerginliği yüksek, seyir zevki düşük müsabakalar ortaya çıkar. Hele bir de maçı Cüneyt Çakır yönetiyorsa minimum 30 faul düdüğüyle sık sık oyunun kesilmesi de garantidir. İşte 28 Eylül 2019'da bu sessiz derbilerden bir tanesi oynandı. Sanırım maçla ilgili en çok hatırlanan görüntü Max Kruse'nin seremoni esnasında milli marşımızı okumasıydı. İki takımın da %75 pas isabetini göremediği ve 31 faul düdüğünün çalındığı maçta iki tarafı da üzmeyecek bir sonuç çıktı ve 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe bu maçı takiben ciddi bir ivme yakalamış ve evinde önce Beşiktaş ardından da Başakşehir olmak üzere iki güçlü rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolundaki iddiasını kanıtladı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından fikstür biraz daha rahatladıktan sonra seri galibiyetlerle yeniden yarışa ortak oldu. Ligin 23. haftasına denk gelen Kadıköy'deki derbi bir devrin sonunu getirecekti. Aslına bakarsanız müsabakanın ilk yarım saatlik bölümü aşağı yukarı geçen 21 yılın özeti gibiydi. Maça hızlı bir başlangıç yapıp pozisyonlara giren Galatasaray ancak ilk fırsatta skoru lehine çeviren Fenerbahçe. 21. dakikada Kruse'nin penaltıdan attığı gol hem serinin devamını hem de şampiyonluğu
şampiyonluğu müjdeler gibiydi. Ancak Fatih Terim ve ekibi burada o kadar çok sayıda maç oynamış ve o kadar çok kaybetmişti ki yıllar hocaya hiçbir şey kazandırmadıysa bile sahip olduğu o koca tecrübeyi kazandırmıştı. Ve bu kez tecrübe konuşacaktı. Kadıköy'ün alışkın olduğu senaryonun tam aksine yediği golden sonra dağılmayan, oyun disiplininden kopmayan çok daha dirayetli bir Galatasaray vardı sahada. Olanlar da bu sayede oldu zaten. Konuk ekip yavaş yavaş önce oyunun kontrolünü aldı, ardından 39'da Donk'un kafasıyla skoru eşitledi. Bu gol Cimbom'u daha da cesaretlendirmişti. Derbinin kalan bölümünde galibiyet golünü arayan taraf sarı kırmızılılar oldu ve bitime 10 dakika kala bir penaltı kazandılar. Topun başına geçen El Tigre, beklentilerin epey altında kalan Galatasaray kariyerine rağmen derbide golünü atarak bu önemli zaferin bir parçası oldu. Yunus de bu tarihi maçta bir iz bırakacaktı elbette. Ancak kendi tarzıyla. Kırmızı kart görme tehlikesine karşın oyundan alındığı esnada kırmızı kart görerek. Mehmet Ekici'nin yaklaşık 35 metreden attığı şut ve Muslera'nın kurtarışı da bu maçın unutulmaz anları arasında yer aldı. Ersun Hoca'nın belki de ikinci döneminin sonunu hazırlayan kararlarından biri savunmanın göbeğinde Jailson'u oynatma tercihiydi. 90+3'te Brezilyalıyı geniş alanda yakalayan Onyekuru adeta X2 hız modu açtı. Önce Jailson'un sonra Altay'ın yanından geçip topu 3. kez Fenerbahçe filelerine bıraktı. Galatasaray bir dönem bilgi yarışmalarında öğrenilmiş çaresizlik nedir başlıklı sorulara konu olan bu acayip seriyi nihayet bitirmişti. Sonuçta bu bir oyun ve elbette herkes, hatta Fenerbahçeliler dahil, bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini, bir gün elbet sona ereceğini biliyordu. Ancak yine de camianın bu yenilgiyle yüzleşmesi kolay olmayacaktı. Ersun Hoca ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi takımın başına yeni bir teknik direktör bile getirmeyerek bitime 11 hafta kala resmen kepenk indirdi. Galatasaray ise bu galibiyetle birlikte üst üste 3. şampiyonluk için çok daha iddialı bir konuma gelmiş olsa da derbiden yaklaşık 20 gün sonra tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın patlak verdi. Liglerin 3 ay süreyle ertelendiği bu dönemde bazı kiralık oyuncuların sözleşmesinin sona ermesi ve Muslera başta olmak üzere pek çok oyuncunun ciddi sakatlıklar yaşaması Cimbom'u pandemi dönüşü 8 maçta sadece bir galibiyet alabildiği korkunç bir döneme sürükledi. Tüm insanlığa felaketler getiren 2020 yılı iki ezeli rakibe de mutluluk getirmemişti. Ancak Galatasaraylılar için neredeyse çeyrek asrın ardından gelen Kadıköy galibiyeti o kötü yıla dair unutmak istemedikleri yegane hatıra olarak kaldı.